Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle en çok sorulan resimli ehliyet sorularını şöyle bir göz gezdireceğiz. Çünkü resimli sorularda bizim arkadaşlar genelde yanlış yorumlamalardan kaynaklı hatalara yer vermekte. Biz de bunları aşmak adına bugün bu güzel pazar gününde şöyle güzel bir video hazırlayalım dedik. Hemen fazla vakit kaybetmeden kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımızın amblemi ile aynı amblemdedir arkadaşlar Instagram. Farklı ehliyet hocalarına gitmek zorunda. Evet, hemen başlayalım. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir demiş. A. Yalnız 3, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3. Şu kutsal kalemi de şöyle açayım. Arkadaşlar doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Burada birçoğumuzun ben 3 numara dediğine eminim. Neden yanlış yaptınız hemen anlatayım. Arkadaşlar bakın buradaki bilgi işareti eğer araç bu şekilde duruyorsa bakın şurası asfalttır. Bir geri alayım. Nereden siliyorduk? Hemen şöyle. Hasbinallah. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığınız zaman burası asfalttır. Şurası ve asfalta paralel olaraktan park edilmiş araç. Yani bu araç doğru park edilmiş. Diğerleri ise zaten hem çizginin üzerine gelmiş gördüğünüz gibi hem de arkadaşlar paralel değil dikine park edilmiş. Park bilgi işaretine göre yanlış park edilmiştir arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezonansının çalışmakta olduğunu bildirir demiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerlerinde benzinimizin bitmek üzere olduğunu veyahut da akaryakıtımızın bitmek üzere olduğunu derhal petrol istasyonuna gitmemiz gerekir. Burada sis lambalarımızın açık olduğunu gösterir arkadaşlar. Sis lambalarını normal havada açmak suçtur. Burada görmüş olduğunuz ise arkadaşlar yağlamanın olmadığı, yağ sisteminin çalışmadığı ile ilgili bir motor hatasıdır. Kesinlikle aracımızı sağa çekip durdurmamız gerekir. Yoksa aracımızda ciddi manada arızalar olacaktır. Kaburga kemiğinde kırık olan kazazede aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilir demiş. Zaten arkadaşlar iki tanesi aynı pozisyon değil mi? Bakın bununla bu aynı sayılır. O halde bunları çizelim arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olacak. Diğeri arkadaşlar şu pozisyonlar ne demek onları da hemen anlatıvereyim. Bu koma pozisyonu arkadaşlar. Bu da şok pozisyonudur. Bakın 30 santim yüksekliğinde bir malzeme konulmuş. Ayaklar yukarıya kaldırıp beyne kan gitmesi sağlanmış. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. A 213, B 231, C 312, D 321 demiş. Doğru cevabımız C şık olacak. 312 şeklinde olacak arkadaşlar. Peki bunu nasıl biliyoruz? Arkadaşlar böyle bir durumda burası bir kontrolsüz kavşaktır. O halde geçiş hakkı sıralaması nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar benim size söyleyeceklerimi yazabilirsiniz eğer istiyorsanız. Birincisi eğer motorsuz taşıt varsa en son geçer. Evet birincisi bu. Burada motorsuz taşıt var mı? Yok. O halde bunların hepsi bu yönde muaf. Devam edelim ikinci maddemize. Eğer lastik tekerlekli traktör veyahut da iş makinesi varsa en son geçer. Burada onlardan biri var mı? Yok. O halde burada araçların hepsi artık eşittir bizim gözümüzde. Şimdi devam edelim. Eğer dönüş yapan araçlar varsa en son geçer dedik. Bakın eşittir dedik. Dönüş yapan araç var mı? Var. 2 ve 1 numara doğru mudur? O halde bunlar en son geçecek. 1 numaralı geçecek olan arabayı bulduk. İlk önce 1 numaralı araç geçecek 3 numara. O halde bu kesin. Değerli arkadaşlarım, bir tanesini bulduğunuz zaman böyle hemen şıklarda bakın. Bakın bunda 3 yok, bunda da yok. Bunları çizdim. Geriye kaldı C ve D şıkkı. Devam ediyorum. Şimdi bunlardan hangisi önce geçecek? Sıkıntı burada değil mi? Bunlardan hangisi önce geçecek? Hemen arkadaşlar bu iki aracın ortasına geçiyoruz hayali olaraktan ve sağ geçtikten sonra sağ elimize kalan taraftaki araç önce geçecektir. Yani
hangi ara nasıl olursa olsun sıralama her zaman sağımızdaki geçecektir. O halde bakıyoruz hangimiz sağda, bir numaralı araç sağda. O halde ikinci olaraktan geçecek olan aracımız bu. En son iki numaralı aracımız geçecek. Devam ediyorum. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını. Arkadaşlar böyle bir durumda bakmanız gereken doğru cevap bu arada D şıkkı. Buradaki RPM yazısıdır. RPM yazıyorsa, RPM çarpı 100 yazıyorsa bu bir motor devir göstergesidir. Eğer petrol istasyonundaki pompalara benzer bir gösterge varsa yakıt miktarını gösterir. Eğer KM yazıyorsa kilometre yani hız göstergesidir. Eğer bir termometre varsa bu da motor sıcaklığını gösteren hararet göstergesidir. Gabari araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlaması olduğunu bildirir demiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman bunda aracımızın uzunluğunun 10 metreden fazla olmaması gerektiği, eğer fazla ise bu yolu kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Genelde dönüş yapılamayacak dar yollarda bulunur. Burada aracımızın genişliğinin 2,30 metreyi geçmemesi gerektiği, eğer geçiyorsa bu yola girilmemesi gerektiği, burada araçtaki dingil ağırlıklarının her birine basan ağırlığın 6 tondan fazla olmaması gerektiğini söylüyor. Dingil ne arkadaşlar? Dingil bizim aracımızdaki her karşılıklı iki lastiğin bağlı olmuş olduğu şeye biz dingil diyoruz. Genelde kamyonlarda falan böyle bakarız. 6 ton varsa girmeyiz o yola eğer. Öyle bir durum varsa. Şimdi gelelim buna. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi biraz öncekine bir tane daha şey ekleyip devam edeceğiz, tamam mı? Evet, hemen başlayalım. Önce doğru şıkkı vereyim, geçmek isteyenler olabilir. Doğru şıkkımız A şıkkı demiş arkadaşlar. Peki nasıl? Evet, hemen başlayalım. Motorsuz araç varsa en son geçer dedik. Doğru mudur? Var mı? Yok. Kontrollü kavşak mı, kontrolsüz kavşak mı? Tabii önce ona bakacağız. Bakın burası bir kontrollü kavşak. Doğru mu? Bakın levhalarımız var. Evet, o halde burada kontrollü kavşak varsa şunu diyeceğiz. Tali yoldakiler en son geçer. Ana yoldakiler önce geçer. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi girelim. Bakıyoruz. Arkadaşlar ana yolda bulunan araçlarımıza bakalım. 3 numara ana yolda, 1 numara ana yolda. O halde önce 3 ve 1 numara geçmeli, değil mi? Hayır arkadaşlar. Burada bir şey daha öğreniyoruz. Ne bu? Arkadaşlar burada geçiş üstünlüğüne sahip araçlar var. Ne bunlar? Biri polis, biri itfaiye. O halde önce en acil hangisi ise ikisinden o geçecek. Yani kavşaklar artık umurumuzda değil. En acil olan geçecek. Bakın ışıkları da yanıyor. Bunlar şu anda görev halinde. Hangisi acildir arkadaşlar? Tabii ki itfaiye. İtfaiye geçtikten sonra polis abimiz geçecek. Ha, burada işte bundan sonra tekrardan normal kavşak kurallarına geri dönüyoruz. Ana yoldaki önce geçecektir. Yani 3 numara geçecek. Daha sonra da tali yolda bulunan 4 numaralı araç geçecektir arkadaşlar. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkı hangisi kullanmalıdır demiş. Ben böyle sorularda şunu söylüyorum. Kavşağa yani böyle iki araç karşılaşmışsa bu tipteki bir yolda kavşağa en yakın hangisi ise o geçsin. Ya da yine eski kuralımızı kullanalım. Hemen şu aracın ortasına duralım. Sağımızda hangisi var arkadaşlar? 2 numara. O halde 2 numara geçecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Doğru cevabımız B şıkkı. Kalp atımları anlamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi göğüs pozisyonu verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? 1 santim, 2 santim, 3, 5 santim ve 6 santim şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız 5 santim olacak. Arkadaşlar genelde bunu 3 bölü 1 şeklinde de verir. Neden böyle veriyor? Bazen adamın kilosu fazla olabilir, az olabilir. Vücudunun üçte biri çökecek kadar baskı uygulanacak demiş oluyor. Gelelim polis amcalı sorularımıza. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangisinin geçmesi doğrudur demiş. Yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3,
2 ve 4. Arkadaşlar gene bu da arada çıkan sorulardan bir tanesi. Böyle bir durumda pardon arkadaşlar, boğazım biraz kötü. Gıcık kaptı ya. Arkadaşlar böyle bir durumda arkasındaki ve öndeki trafik duracaktır. Kollarını uzattığı taraftaki trafik devam edecektir. Yani 1 ve 3 numara geçecektir. Diğer 4 ve 2 numara beklemededir. Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Hızını arttırmalıdır. U dönüşü yapmalı. 1 numaralı araca yol vermeli. 1 nolu aracı ikaz ederek durdurmalı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 1 numaralı araç yoluna devam etmeli. 1 numaralı araç geçtikten sonra sinyalini verip bu yola girmelidir arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir durumda direkt bu adamın önüne kırmayın. Çünkü hatırlıyorsak sollama kurallarında eğer geçecek olduğumuz şerit boş değilse bekleyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Önce şeridi kontrol edeceğiz öyle. Gerekirse burada duracaksınız. Bu araçlar burada geçiyorsa geçecek. Ondan sonra gideceksiniz. Öyle lak diye yola atlamayın. Sonra Azrail dayı ile tanışırsınız. Evet. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir demiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Zaten dikkat ediyorsanız sağa yanaş demiş oluyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Yavaşla demiş oluyor. Burada geceleyin geçiş işaretini görüyoruz. Yine burada görmüş olduğumuz ise trafiği hızlandırma diyoruz. Burada arkadaşlar yine bakabilirsiniz hangisinin ne olduğuna. Böylece hepsini de tak diye böyle aklınıza yerleştirin. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yolda karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? U dönüşü yapmalı. 1 numaralı araca yol vermeli. 2 ilk geçiş hakkını kullanmalı. 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı. Doğru cevabımız B şıkkı, 1 numaralı araca yol vermelidir. Şimdi arkadaşlar olayı şöyle anlatayım. Burada da yeni bir kural öğreneceksiniz. Ama bakın normal kavşaklara bu kuralı uygulamayın. Bakın burası bir kavşak değil, dar yol. Arkadaşlar eğimsiz dar bir yolda karşı karşıya gelen araçlarda abiler kardeşlere yol verir. Yani büyük olan araç küçük olan araca yol verir. Hangisi büyük arkadaşlar burada? 1 numara, 2 numara büyük değil mi? 2 numara büyükse kardeşi olan 1 numara ufaklığa ne yapması lazım? Yol vermesi lazım. Doğru cevap B şıkkı. Ama bu işin istisnası nedir? İki tane aracımız var. Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi. Eğer bu ikisi varsa bütün hepsine ne yapıyor arkadaşlar? Yol veriyor. Yoksa abi kardeşe yol veriyor. Böyle aklınıza yazın. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır demiş. Kalp durması, bacak kemiği kırılması, solunum yolu tıkanması, delici göğüs yaralanması. Baştaki soruyu ne yapmış? Bakın çevirmiş, evirmiş, kıvırmış, bir daha sormuş bize. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Adı nedir demiş. Şalt, aks, volan ve kavrama şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız şaft olacak arkadaşlar. Buna biz şaft diyoruz. Bakın şurası da aslında şafttır. Tamam. Şaft dönen manasını da aklınızda tutabilirsiniz. Diferansiyelimiz var burada. Diferansiyel ne işe yarıyor? Diferansiyel arkadaşlar bizim aracımızın 90 derecelik bir açıyla buradan gelen enerjiyi ne yapıyor? Tekerlekli akslara, şunlar da akstır arkadaşlar bu arada şu borular akstır. Akslara iletiyor, böylece tekerleklerin dönmesini sağlıyor. Başka ne görevi var? Bir de sağ ve sola dönüşlerde içte kalan tekerin yavaş, dışta kalan tekerin ise hızlı dönmesini sağlayıp kolay bir dönüş yapmamızı sağlıyor. Bitti mi? Bitmedi. Burada öğreneceğimiz şeyler var daha. Burası vites kutusu. Şu çoklu boru nedir? Egzoz manifolddur arkadaşlar. Şu alternatörümüz burada hızlı biçimde şu kayış vasıtasıyla döndürülüyor ve ne yapıyor? Elektrik üretiyor arkadaşlar. Neyi şarj ediyor? Aküyü. Şu görmüş olduğunuz motor arkasında bunun dişi de var. Marş motorudur arkadaşlar. Şu fan pervanesi başka burada gösterebileceğim yok. Şu yaylar
Arkadaşlar, süspansiyon sisteminin yani amortisörlerin yaylarıdır. Bunu da böylece vermiş olalım. Sonra vermedin demeyin. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Vites topuzu. Evet, devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir demiş. Doğru cevabımız, evet, bu olacak arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor diye soranlar, arkadaşlar, ileride bir dönen kavşağa yaklaşıldığını bizlere bildiriyor. Hemen alttaki iki tane olan şeyimiz ise sadece ana yolda bulunan iki levhamızdır. Bunlar bize ileride tali yol birleşimlerinin, tali yol kavşaklarının olduğunu bildiriyor. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir demiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerini biraz önce anlatmıştım. Sis lambası, uzun hüzmeli farlar mavi biçimde yanar. Bu ise arkadaşlar ilk başlarda görmüştük. Neydi? Evet. Arka cam ısıtma rezistanslarının açık olduğu. Hani buğulanma oluyor ya arka camda. Bu tuşa basarsınız arkadaşlar arkadaki buğulanmayı silecektir. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur demiş. Antifriz, motor yağı, fren hidroliği, motor soğutma suyu denmiş. Doğru cevabımız B şıkkı motor yağı olacak arkadaşlar. Bakın manifoldu burada daha net görebiliyorsunuz. Çoklu boru. Bu neydi? Biraz önce gösterdim. Evet, alternatör ne yapıyor arkadaşlar? Bizim akümüzü şarj ediyor. Bu fan motoru bizim öndeki radyatörümüzün peteklerine hava yollayıp ondaki suyu soğutmaya çalışıyor. Bu neydi arkadaşlar? Marş motorumuz değil mi? Evet, marş motorumuz. Ha, bir de şöyle bir şey vardı. Hani akü şarj ışığı yanıyor diye ya, şöyle bir akü düşünün. Artı, eksi diye yanar böyle kırmızı bir biçimde. O yanıyorsa arkadaşlar niçin kenara çekiyoruz biliyor musunuz? Şu kayış kopmuş olabilir. Eğer bu kayış kopmuş ise hani siz bazınız diyor ya akü şarj olmasa olmasın gittiğim yere kadar giderim. Zaten benim ışıklara işim yok derseniz bakın şu kayış kopmuş olabilir. O yüzden yanıyordur ışık. Arıza büyük olabilir yani. Tamam. Ha, diğerlerini de söyleyivereyim. Antifrizi motor suyuna koyuyoruz donmaması için. Geçen gün antifriz koydum. Vallahi ben anlamadım. Ya antifriz adi dışarıya böyle sepiyorum suyla beraber tak diye donuyor su. Antifriz nasıl ben anlamadım yani. Hebele hübele. Fren hidroliği bizim frenimizde bulunuyor arkadaşlar. Malum önemli bir şey. Eğer sabahleyin böyle aracınızı çalıştırdığınız zaman freni şöyle bir pompalayın. Hani bir bas çek yapın. Sertleşsin fren. İçinde hava olabilir. Motor soğutma demiş. O zaten soğutma suyu demek isteyecekti. Büyük ihtimalle bizim editör gecenin saat 3'ünde hazırladığı için yutmuş burasını. Aç herif. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görünüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir demiş. Motor yüksek devirde çalıştırmalıdır. Hava filtresi değiştirilmelidir. Motor rölantide çalıştırılmalıdır. Motor hemen durdurulmalıdır demiş. Doğru cevabımız D şıkkı motor hemen durdurulmalıdır arkadaşlar. Durdurmazsanız geçmiş olsun. Hazır şurası açılmışken size birkaç şey göstereyim. Dur. Dur 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 dur, dur. Gösteriyorum. Evet. Bakın arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ne gibi? Bakın benzin pompası var bir tane. Evet, yakıt göstergesidir. Bakın KM yazıyor. Nedir? Evet, hız göstergesidir arkadaşlar. A RPM yazıyor. Ne olabilir? Evet, motor devir göstergesi. Bakın santigrat, C işareti ve yanında bir termometre işareti var. Silik de olsa belli oluyor. Bu da arkadaşlar hararet göstergesidir. Sonra ne bu diye bana soruyorsunuz. Vallahi adamdan aşağı iteceğim birinizi. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir demiş. Rot, diferansiyel, motor ve fren şıklarda verilmiş arkadaşlar. Evet, nedir arkadaşlar bu? Tabii ki de aracımızın motorudur. Bu neydi? Biraz önce öğrendik. Diferansiyel. Şu aradaki uzatma neydi? Evet, şaft. Şuralara ne diyorduk? Aks diyorduk, değil mi? Bu yaylar neydi? Süspansiyon sisteminin amortisör yaylarıydı. Doğru mudur? Bu vites topuzu. Bunu bilmeyen yok artık. Şu manifoldtu, değil mi? Çoklu boru. Bunu da öğrendik. Devam edelim. Artık böyle beyninizi çatlatırcasına anlatacağım. Trafikte bulunanları uyarmak için şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının hangi rengi, lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mavi, yeşil, beyaz, kırmızı demiş. Arkadaşlar beyaz renkte yanar. Bazımızda belki sarı bir renk verebilir. Çünkü hani aracımızın şeyine göre sarımsı bir renk olabilir.
ama beyaz yanacaktır. Geri vitese taktığınız anda tak diye yanar zaten arkada görürsünüz. Yeşil bir lambamız yok, mavi bir lambamız yok. Kırmızı olanlar frendir arkadaşlar. Turuncumsu sarılıkta yananlar ise sinyal ve park lambalarıdır diyebiliriz. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir demiş. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine Hemlik manevrası uygulanmalıdır? Evet, önce kazazede ve belirtileri okuyorum. Birinci kazazede konuşabiliyormuş. İkincisi öksürüyor ve nefes alabiliyormuş. Üçüncüsü ne yapabiliyormuş? Rengi morarmış ve nefes alamıyormuş. Dördüncüsü neymiş? Arkadaşlar konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boynuna götürüyormuş. Dünkü videoyu izlemediyseniz izleyin. Linki bulamıyorsanız bana mesaj atın Instagram'dan. Orada zaten dün kapsamlı bir biçimde anlattığım ilk yardım videosuydu dünkü. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Hemlik manevrası diye yazarsanız internette Google amca tak diye gösterir zaten. Böylece unutmamış da olursunuz. Arkadaşlar rengi morarmış, nefes alamıyor ve konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boynuna götürüyorsa bu kişi tam tıkanma yaşıyor demektir. Öksürüp nefes alabilen konuşan adam tam tıkanma yaşamıyordur. Diyelim ve devam edelim. Evet, çılgın bir pozisyon. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Arkadaşlar, soruların ilk başında söylemiştim. Şu şok pozisyonu, şu da şöyle bir pozisyon demiştim. A. Şok pozisyonu, B. Koma pozisyonu, tam tıkanma pozisyonu, omurga pozisyonu mu? Ne artık aşağı kaydırmış M olan var ya vallahi kovalayacağım editör ya. Doğru cevap B şıkkı koma pozisyonu olacak arkadaşlar. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama aşağıdaki seçenekte verilmiştir. Kırık kontrolünün yapılması, kanamanın kontrol edilmesi, şok pozisyonunun verilmesi, havayolu açıklarının sağlanması demiş. Doğru cevabımız havayolu açıklarının sağlanması olacak arkadaşlar. Şekildeki baş çene pozisyonu aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır demiş. Bunu da dün anlatmıştım. Eğer adam akıllı dinlediyseniz unutmazsınız. Solunum güçlü olanlarda, boyun omurlarında hasar olanlarda, kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanmalarda, dilin geriye kaçıp havayolunu tıkadığı durumlarda. Evet, B şıkkı olacak. Doğru cevabımız eğer kırık varsa, hasar varsa, eğer bu pozisyonu verirseniz, bunun pozisyonun adı baş geri çene ileri pozisyonudur. Eğer böyle bir pozisyon verirseniz kişi felç olacaktır arkadaşlar. Görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilemez demiş. Uzuv kopması, baskı noktalarından basmak yeterli ise arkadaşlar fazla konuşmaya gerek yok. Eğer baskı noktalarından baskıyı uygulamak yeterli ise bu uygulamanın adı turnike uygulamasıdır. Gerek yoktur. Üstüne üstlük bu uygulamayı bu şekilde uygularsanız aşırı derecede mesela 20 dakikada bir gevşetmeniz lazım. 15-20 dakikada bir. Eğer gevşetmezseniz kişinin bu tarafı kangren olabilir. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır demiş. 1 numaralı araca yol vermeli, geçiş hakkını kendisi kullanmalı, hızını arttırarak kavşağa önce girmeli, korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. Doğru cevap A şıkkı 1 numaralı araca yol vermelidir arkadaşlar. Bakın burası bir kontrollü kavşaktır. Yani Ece'ye cüce'ye gerek yok. Ana yoldakiler önce geçer. 1 numaralı araç o yüzden önce geçecek. 2 numaralı araç ise 1 numaralı araca yol vermelidir. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Gevşek şev, dönel kavşak, yandan rüzgar, gizli buzlanma demiş. Kar tanesini bilmeyen yoktur inşallah. Varsa lütfen kendini beni yormadan damdan aşağı bıraksın ama ben bıraktırmıyorum bak ben yorulmuyorum ben hiçbir şey yapmıyorum polisler sorarsa ben attırmadım. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışında bölünmüş karayolunda şekildeki 1 numaralı aracın hızı en yüksek kaç kilometredir demiş. 50, 70, 90 ve 110 verilmiş. 90 kilometre olacak arkadaşlar. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? Şok pozisyonu, koma pozisyonu, alt çene pozisyonu, baş çene pozisyonu. Doğru cevabımız B şıkkı koma pozisyonu olacak arkadaşlar. Biraz önce gösterdi zaten değil mi? Yine bilemiyorsak 3 sefer 3. olacak. Bu lütfen kendini damdan aşağı bırak. Pamuk benden, bir çuval benden pamuk tamam mı? Bütün pamuk sana feda olsun. Ama bırak yani.
Kurban oldum. Eğer bir şey 3 sefer gösterip de yapamıyorsan git bir elin yüzünü yıka. Pes etme. Ama bir elin yüzünü yıka. Demek ki hazır değilsin şu anda videoya. Uykulusun ya da aklında başka bir şeyler var. Tamam. Devam. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki demiş. Doğru cevabımız B şıkkı sabır. Arkadaşlar trafik adabı sorularında fikstir bu, tamam mı? Genelde hepsi, mesela hepsi kötü, bir tanesi iyidir ya da hepsi iyi, bir tanesi kötüdür. Genelde doğru cevap da odur. Bakın, öfke kötü bir şeydir, doğru mu? İnatlaşma kötüdür, aşırı tepki kötüdür. O halde doğru cevap sabır. Bakın basit. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum bakın. Bakıyorum asabi, öfkeli, stresli. Bakın olumsuz, 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 olumlu. Büyük ihtimalle doğru cevap D şıkkı. Hiç soruyu bile okumadım. Bak okuyorum şimdi. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır demiş. Bakın D şıkkı. Anlaştık. Devam edelim. Gene kaymış. Durun hemen ben bir düzelteyim bunu. Evet. Bunu bir okuyalım. Sürücü trafiğin açılamayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücüler de bundan etkilenerek kornaya basmaktadır. Bakın gayet yukarıda demiş ki bize. Bunlar manyak. Evet, söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sürücülerin sabırlı olduğu. Nerede? Şuradan bir tane. Evet. Sürücülerin sabırlı olduğu. Pek sabırlıya benzemiyorlar. O halde bunu çizdim. Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. Olabilir. Çünkü bakın diğerleri de hemen melemeye başlıyor. Koyunun bir meledim nasıldır? Mek, 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 mek. Hepsi melemeye başlar. Allah'ım, köye gittiğim zaman en çok sevdiğim ses. Çünkü sütünü yiyorum. Kornaya basmak sinirleri gevşetir demiş. Evet, gevşetir. Ama bizim olumlu bir davranış değil bu. Hangisi söylenebilir demiş. Burada pek gevşedikleri söylenemez. Eğer deseydi ki kornaya bastıkça kendinden geçip kendini koltuğa doğru yapıştırıyor deseydi, tamam, gevşetiyor demektir. Kornaya basmak trafiği hızlandırır. Bakın ne diyor? Basmaktadır diyor. Fakat diyor açılmayacağını bildiği halde diyor. O halde doğru cevap B şıkkı. O basınca diğerlerinin de basması sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. Biri meleyince hepsi melerden aklınıza gelsin. Evet arkadaşlar. Burada bitiyor. Seviliyorsunuz. Ürkek bir ceylan gibisiniz hepiniz. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayalım diyorum. Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz diyorum. Lütfen abidik subidik kanallardan bir şeyler öğrenip bana gelmeyin arkadaşlar. Bazınızda çok sinir oluyorum. Neden? Adam gidiyor saçma sapan bir kanala gidiyor, tamam mı? Adam öğretmen değil, bir şey değil, tamam mı? Dalga geçiyor sizinle resmen. Yani dalga geçiyor, tamam mı? Ben bunu biliyorum çünkü piyasayı aşırı derecede iyi araştırıyorum. Biliyorum adam dalga geçiyor, tamam mı? Yanına da birkaç şarlatan topluyor. Ulan bakıyorum arkadaş, benim garibim izliyor izliyor izliyor. 3 kişi geçiyor. Bir de bunlar böyle var ya, kendilerine böyle dolandırıcı stildedir bu. Kendilerine hemen böyle bir yerlerden bir şeyler alıp paylaşıyorlar burada. Bak şu da geçti, bu da geçti. Bunu niçin yapıyor? Adam çakal. Seni böyle oraya diyeceksin, ha sen zaten sıkışmışsın köşeye. Sen zaten çırpınıyorsun. Hemen oraya bir geçiyorsun. Hoppala. Adam seni bir kere çekiyor artık. Ondan sonra sen garibim çalış çalış çalış. Hocam kazanamadım diyorsun adama. Adam diyor ki ya çalışsaydın. Bir şey demiyor adam sana. Benim bu alemde tanıdığım bir tane hoca var. İkimiz zaten onu severim yani. Hani onun kanalında da bazen yönlendiriyorum görmüşseniz. Ebru Hoca'yı severim mesela. Kendisi değerli bir hocamızdır. Onun kanalından izleyebilirsiniz. Yani tavsiye ediyorum. Hani ben video atmadığım günlerde izleyin ondan da. Ona da abone olun. İyi bir hocamız. Kendisi bu konuda gayret gösteriyor. Tek tek böyle geçenlerde mesela açtım onun videosuna. Baktım nasıl yapıyor, güzel yapıyor mu diye. Gerçekten hani hakkını vermeye çalışıyor. Allah razı olsun. O da bizim gibi alın teriyle çalışan hocalarımızdan bir tanesi. İzleyebilirsiniz. Kendisine tavsiye ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz arkadaşlar.